Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Çok değerli izleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. 24. bölümdeyiz. Programımızda şu ana kadar 23 bölümü geride bıraktık. Efendim, ders kitaplarımızda yer alan yine 22 sayfayı da geride bıraktık. Şu an programımızın bu bölümünde, yani 24. bölümünün hemen başlarında, ders kitabımızın 23. sayfasında yer alan kısım üzerinde çalışacağız. Şimdi siz değerli öğrencilerimden ders kitaplarınızın 23. sayfasını açmanızı rica ediyorum. Efendim, 23. sayfada, sayfa başında bir talimat var. Bu talimat nasıl bir talimat? El-Vahdetul Ula Et-Tahiyye Ve-Tarruf Et-Ders-ü't-Tâsi'a. Ünite 1, birinci ünite, selamlaşma ve tanışma, 9. ders. Bir önceki bölümümüzde, yani 23. bölümde birinci ünitenin bittiğini ifade ettik. Ve fakat birinci ünitenin sonunda bir yazı çalışması öngörülmüş. Kitabımızı hazırlayan müellifler tarafından bir yazı çalışması öngörülmüş. Dolayısıyla bu yazı çalışması birinci ünitenin sonuna eklenmiş. Bu yazı çalışmasını yapacağız ve böylece birinci üniteyi tamamlamış olacağız. Daha sonra inşallah ders kitabınızın ikinci ünitesine ulaşmış olacağız. Efendim, herkes için Arapça programında daha önceki bölümlerde de ifade ettim. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Yani dört temel sac ayağı var dilin, dedik, üzerinde duran. Peki, ben size sık sık ses dosyası dinletiyorum. Böylece Arapça duyduklarınızı anlama melekeniz gelişiyor. Sonrasında konuşma becerinizin gelişmesini temin için nasıl bir yöntem uyguluyoruz? Bu sizce malum. Ne yapıyoruz? Şu ilgili ses dosyasındaki kelimeyi yahut cümleyi duymanızı müteakiben arkasından tekrar edin diyoruz. Arkasından tekrar ediyorsunuz ve böylece efendim konuşma becerisini kazanmış olacaksınız inşallah süre içerisinde. Sonra okuma. Okumaya dair zaten ellerinizin arasında kitabınız var. Zaten ders kitabımızın adı da bu. El Arabiyyetu Beyne Yedeyk. Yani Arapça ellerinin arasında, Arapça önünde anlamını taşıyan bir başlık taşıyor kitabımız. Dolayısıyla ders kitabımızda yer alan her bir kelimeyi, her bir cümleyi zaten okuma gayreti içerisindesiniz. O zaman dördüncü yetenek, son beceri nedir o? Yazma becerisi. Ben Arapça için konuşuyorsak Arapçayı, bir başka dil için konuşuyorsak o dili biliyorum diyen ve fakat o dili yazamayan birisinin nasıl ifade edeyim, bu iddiası boş olur. Ben filanca dili biliyorum diyeceksiniz ve fakat o dili, o dilde herhangi bir kelimeyi, sözcüğü, cümleyi, metni kaleme alamayacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Öyleyse ne yapıyoruz? Programımızın bu bölümünde Arapça yazı yazma ağırlıklı bir çalışma yapıyoruz. El-Kitabe. Şurada mouse'umla işaret ediyorum ekranınızda. El-Kitabe. Ne demek El-Kitabe? Yazı. Peki, lahız, incele anlamında bir talimat. Peki, neyi inceleyelim? Nektubu. Evet, elif maddesinde nektubu minel yemine ilel yesari hakeza şeklinde bir ifade görüyoruz. Bu ifadeyi ben size tercüme ediyorum. Nektubu yazıyoruz veya yazarız. Minel yemini ilel yesari. Minel yemini ilel yesari. Peki ne demek? Biz sağdan sola. İşte şöyle. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi işte şöyle sağdan sola yazarız anlamında bir ifade var burada. Peki şuna dikkat edeceğiz. Burada kitabınızda şu ok işaretlerine bakacak olursanız mouse'umu takip edin. Evet, peki istikamet bakımından, yön bakımından nereden nereye doğru oynatıyorum? Takip edin. Evet, sağdan sola. Öyleyse Arapça yazı yazma bilgisine dair herkes için Arapça programı öğrencisinin öğrenmesi, bilmesi gereken ana unsur, temel bilgi şu: Arap dili, Arapça, Türkçe gibi veya diğer bazı Latin dillerinde olduğu gibi soldan sağa bir metin yönüyle değil,
sağdan sola bir metin yönüyle yazılır. Bu bilgi çok önemli. Sağdan sola. Bu şu anlama gelir. Elinizde kaleminiz var. Kaleminizi oynatacağınız zaman mutlaka her daim sağdan sola oynatmalısınız. Arapça yazı yazarken Arapça yazı yazarken hiçbir zaman şu şekilde böyle soldan sağa bir metin yönü söz konusu olmaz. Peki ne olacak? Sürekli şu an ekranda da gösteriyorum. Şöyle kalemimizi şu şekilde oynatacağız. Yani sağdan sola oynatacağız. Arapçada metin yönü sağdan sola. Peki o halde burada kitabımızda bu sayfada 23. sayfada gördüğünüz gibi sağdan sola yazarız denilmiş. Kalemimizi sağdan sola oynatırız. Hemen onun altında a'id bir resmi alen nikati talimatı var. A'id bir resmi alen nikati. Ne demek? Noktaların üzerinden git. A'id bir resmi, yazıyı tekrarla. Yazıyı tekrarla. Nasıl tekrarlayayım yazıyı ya da şekli tekrarla. Alen nikati, noktaların üzerinden giderek. Biz bunu dilimizde şöyle ifade ederiz. Noktaların üzerinden git diye anlarız. Peki o zaman a'id bir resmi alen nikati, noktaların üzerinden git. Peki nasıl gideceğim? Tabii böyle tek tek nokta halinde değil. Yani elimize kalemi alacağız ve böyle burada verilen silik vaziyette yazılan gösterilen ok işareti yönünde kalemimizi çizgi halinde oynatacağız. Peki yani çizgi çizerek oynatacağız. Şuradan başlayın. Siz kitaplarınız üzerinde yapabilirsiniz bunu. Hocam ben ders kitabına sahip değilim. Şu ana kadar sadece ekrandan sizi takip ettim diyorsanız ekrandan takiple öğrenebilir misiniz? Arapçayı öğrenebilirsiniz. Ders kitabı olmasa olmaz mı? Yani bana sorarsanız ders kitabı olmasa olmaz. Niye? İşte şimdi bakın bir yazı alıştırması çıktı karşınıza. Yakın gelecekte mesela yanlış hatırlamıyorsam her iki ünitenin sonunda bir yoklama sınavı, deneme sınavı uygulaması çıkacak karşınıza. Bunları ben çözmeden, yani yoklama sınavlarının, deneme sınavlarının çözümlerini size vermeden sahip olduğunuz ders kitaplarındaki bilgilerden, sorulardan hareketle siz bunları cevaplayın, çözün. Ben cevaplarını programımız esnasında verince kontrol edin diyeceğim. Dolayısıyla ders kitabınıza sahip olmanız bu yönüyle önem arz ediyor. Hatta beraberinde yanında tavsiye ettiğimiz bir Arapça yazı defteri var. Bu yazı defterini de edinmeniz iyi olur. Kitabımızda yazı alıştırmaları var mı? Evet var. Fakat kitaptaki yazı alıştırmaları yeterli olmayabilir. Bizimle hangi kanalları kullanarak irtibata geçebileceğiniz sizce malum. Ekranımızda da şerit halinde altta kayıtlı web adresimizi görmektesiniz. www.herkesicinarapca.tv veya www.herkesicinarapca.net adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz için bu site üzerinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Biz herkes için Arapça programı öğrencisini başıboş bırakacak değiliz. Kendi başına yalnızlığa terk edecek değiliz. Dolayısıyla bu programı takip eden her bir izleyicimiz, öğrencimiz zihnine takılan her türlü soruyu ya da görüşünü, önerisini bizimle adresi şu an yansımakta olan, ekrana yansımakta olan site üzerinden bizimle paylaşabilir. Görüş ve düşüncelerini bize iletebilir. A'id bir resmi alen nikati. Ne dedik? Çizgilerin üzerinden git. Yani burada gördüğünü tekrarla. Peki ne yapıyoruz o zaman? Şu an ben mouse'umla, mouse'umu bir kalem olarak varsayın. Şu şekilde böyle sağdan sola gidiyorum. Evet, bu şekilde eliniz sağdan sola yazı yazmaya alışacak. Burada yer alan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane birinci satırda, 6 tane ikinci satırda olmak üzere toplam 12 kelime yazıyormuşçasına, siz 12 adet kelimeyi yazıyormuşsunuz gibi bir benzetmeden hareketle bunları tamamlamanız istenmekte. Peki sayfanın devamında, bu sayfada, 23. sayfada bağ maddesine bakalım. Nektubu min a'la ila esfel hakeza. Az önce ne dedim? Arap dilinde yazının metin yönü sağdan soladır dedim. Arapçada metin yönü nasılmış? Sağdan sola. Yani bir metni dikte edeceğimiz zaman
Elimizi soldan sağa oynatmayacağız. Sağdan sola oynatacağız. Ve bir de şu an ekrana yansıtmış olduğum sayfada ne isteniyor sizden? Nektubu min ala ila esfel. Yukarıdan aşağıya yazarız, yazıyoruz şeklinde bir kayıt görüyoruz, bir not görüyoruz. Öyleyse Arapça kelime soldan sağa yazılmaz. Bir de aşağıdan yukarıya yazılmaz bilgisine ulaşıyoruz. Peki nasıl yazılırmış o zaman? Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya. Evet, metin yönü sağdan sola ve yukarıdan aşağıya. Peki nektubu min ala ila esfel hakeza. Yukarıdan aşağıya şöyle yazarız anlamında bir cümle görüyoruz. Peki bakalım. Burada ok işaretlerinin yönlerini takip edelim. Gördüğünüz gibi onlarca ok işareti var ve burada yazı yönünün yukarıdan aşağıya olduğu gösterilmiş. Peki, şimdi burada bu bilgiye sahip oldunuz. Yani yukarıdan aşağıya kaleminizi sağdan sola ve yukarıdan aşağıya oynatmanız gerektiği bilgisine sahip oldunuz. Şimdi şurada a'id bir rasme alen nikatı, noktadan üzerinden git anlamındaki cümlede bizden isteneni yapacak olursak ne yapacağız? Dikkat edin lütfen, silik halde böyle çok görünür olmayan bir biçimde yazılan ok işaretleri var. Öncelikle yukarıdan aşağıya iniyoruz, sonra sağdan sola gidiyoruz. Şöyle sağdan sola, sağdan sola yazıyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya, sağdan sola. Peki el-an, bu sayfanın son satırına geçiyorum. Yani son alıştırma bölümüne geçiyorum. El-an a'id bir rasme alen nikati min a'la ila esfel ve min el-yemin ila el-yesar. Bu talimatları ben niye anlayamıyorum falan diye kendinizi sorgulamıyorsunuz değil mi? Öyle bir şey yaparsanız yanlış olur. Bu talimatları şu an anlayacak düzeyde değilsiniz. Çünkü herkes için Arapça programının henüz temel düzey derslerindeyiz. Allah bize ömür, sağlık, afiyet verirse bu derslerin orta düzeyi, ileri düzeyi, yüksek düzeyi olacak. Dolayısıyla sabırla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Ve süreç içerisinde siz okuduğunuz bir cümleyi anlayabilecek, kavrayabilecek bir düzeye gelmiş olacaksınız. Peki şimdi ne yapacakmışız? El-an a'id bir rasme alen nikat min a'la ila esfel. Şimdi yukarıdan aşağıya ve min el-yemin ila el-yasar ve sağdan sola bir yazı, ne diyelim ona, metin yönüyle şu aşağıda verilenlerin üzerinden git. Peki o zaman yukarıdan aşağıya, önce yukarıdan aşağıya sonra sağdan sola, yukarıdan aşağıya sağdan sola, yukarıdan aşağıya sağdan sola bir kaleminizi bu tarzda bir oynatmayla burada yer alan noktaların üzerinden gitmeniz isteniyor. 23. sayfada sizden istenenleri programımız bittikten ve siz ekranınızı kapattıktan sonra kitabınız üzerinde bu aktiviteyi, bu uygulamayı yaparsınız. Şu an bunun üzerinde durarak vakit kaybetmeyin. Şimdi bir sonraki sayfaya intikal edelim. 24. sayfa. Sayfa 24'te ne göreceğiz? Hemen buna bakalım. 24. sayfada yine ünite 1. Ettahiyye ve tarif edders ettasya. 9. ders. Peki bakalım el art, sunum. Nedir bu? Şurada 3 harf görüyoruz. Elif, dal, zal. Elif, dal, zal. Bu 3 harfin yazılış biçimiyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Peki o zaman bu 3 harf neymiş? Benden sonra tekrar edin bakalım. Elif, dal, zal. Elif, dal, zal. Peki elif, dal, zal harflerini ne yapıyoruz? Bunların yazım biçimlerini ele alıyoruz. Bakalım şimdi elif. Elif'in şurada masumla işaret ettiğim yerde başta yazılışını, şu an işaret ettiğim kelimede ortada yazılışını, şu an işaret ettiğim kelimede ise sonda yazılışını görüyoruz. Peki ses dosyalarında şu kelimeyi seslendiren hocalarımızın ena şeklinde nundan sonra elif'in bulunması hasebiyle adeta uzatarak okuduklarını zannediyorum, şahit oldunuz. Bu zannediyorum dikkatinizi çekti. Halbuki bu sözcük ena diye yazıldığı halde ena diye telaffuz edilmez. Ene diye telaffuz edilir. Peki o zaman ene
Sonra şurada ortada yer alan sözcük se'ele, şurada yer alan sözcük ise tevavva'e. Bunların anlamları üzerinde durmayacağım şu anda. Yani şu an size bunların anlamları gerekmiyor. Ne gerekiyor peki? Gereken şey şu, sadece bunların yazım biçimleri. Dikkatinizi bunun üzerinde yoğunlaştıracaksınız. Peki, ene, se'ele ve tevadda'e. Ene kelimesinde elifin ki hareket taşıdığı zaman artık bununla da elif olmaktan çıkar. Hemze diye adlandırılır. Hemzenin ene de kelime başında, se'ele de kelimenin ortasında, tevadda'e de ise kelimenin sonunda yer aldığını görüyoruz. Dal harfine geçiyorum. Dal harfinin başta, ortada ve sonda yazılışı burada örnekler halinde gösterilmiş. Şu an masumla işaret ettiğim kelimeyi dar şeklinde okuruz. Dar. Peki dar kelimesi dal harfiyle başlayan bir kelime. Dal harfi başta yazılmış burada. Peki dal harfinin ortada yazıldığı kelime hangisi? Müderris kelimesi. Sonra vahid. Dar, müderris ve vahid. Dar, müderris ve vahid. Dal harfi dar kelimesinde başta, müderris de ortada, vahid kelimesinde ise sonda yazılmış. Son harf zal harfi. Zal harfinin başta yazılışını zehebe kelimesi örneklendiriyor. Zehebe kelimesinde zal harfi başta. Sonra ortada yazılışını hâzihi örneklendiriyor. Şurada leziz kelimesini görelim. Leziz de ise son harfe bakın yine zal, leziz kelimesi efendim ne oldu? Leziz kelimesinde siz söyleyin zal harfini sonda gördük. O zaman burada 3 harfin yazılışı üzerinde durduk. Nedir bunlar? 1 hemze, 2 dal, 3 zal harfi. Bu 3 harfin başta, ortada, sonda yazılışları ne yapıldı? Burada örnekler halinde gösterildi. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Yani derslerimizin ilk günlerinde başlangıç düzeyinde henüz daha giriş konularını size verirken 6 harfin kendisinden sonra gelen harfe bitişmeden yazıldığı bilgisini verip vermediğimi tam hatırlamıyorum. Şayet bu bilgiyi verdiysem derslerimizin başında bu bilgiyi tekrar etmiş olduk. Hangi bilgiyi tekrar etmiş olduk? Yani elif, dal, zal. Bunların hemen arkasından biraz sonra sayfayı değiştirdiğimde, ekranı değiştirdiğimde karşınıza gelecek olan 3 harf daha çıkacak karşımıza. Nedir bunlar? Ra, zay ve vav harfleri. Elif, dal, zal. Bu üçü bu sayfada verildi. Sonra ra, zay ve vav harfi. Efendim bu 3 harf de yine kendisinden sonra gelen harfe bitişmeden yazılan harfler olarak karşımıza çıkacak. Peki o zaman zal harfinden bahsediyorduk. Zal harfi şurada zehebede başta yazılışı, hâzihi de ortada, lezizde ise sonda yazılışı örneklendirilmiş. Ettedribul evvel, alıştırma bir. Murra bi galemike alel harf. Talimatı okudum, hemen tercüme ediyorum. Murra bi galemike alel harf. Ne demek? Kaleminle harfin üzerinden geç. Kalemini hemen alıyorsun eline ve ne yapıyorsun? Burada verilen harfin üzerinden geçiyorsun. Peki harfin üzerinden geçerken şu bilgi zihninde canlı olmalı. Bunu korumalısın. Metin yönü sağdan sola, yani soldan sağa bir kalem oynatma söz konusu değil. Bir de aşağıdan yukarıya oynatmayacağız kalemimizi. Nasıl oynatacağız? Yukarıdan aşağıya oynatacağız. Peki o zaman burada hemze. Hareke aldığı zaman elife artık elif demeyiz. Gerçi burada hareke taşımıyor ama hareke alacaksa, fetha, kesra, damme harekelerinden birisini alacaksa elif, artık onun adı hemze olur. Peki burada bunun hareke alan bir elif olduğunu varsayarsak hemzenin nerede yazılışı bu? Nerede yazılışı? Şuradan hareketle bakacak olursanız. Evet, hemzenin bu başta yazılışı. Hemzenin başta yazılışı kaleminizde burada silik olarak verilen, özellikle silik olarak verilen, soluk bir renkle verilen harflerin üzerine mutlaka gitmelisiniz. Ortada dal harfini, sonda ise zal harfini görüyoruz. Bu harfe ne demeyecektik? Zel demeyecektik, hatırlıyorsunuz. Zal diyecektik. Zal harfinin başta yazılışının üzerinden gidiyoruz. Et-tedribu's-sani, ikinci alıştırma. İnsah.
İnsaf sizin efendim yazmanızı isteyen bir talimat. Yani bunları dikte etmeniz isteniyor sizden. Neyi dikte edeceksiniz? Hemze'yi, dali ve zali. Hocam burada üç çizgi görüyorum. Yani hemzenin başta, ortada, sonda yazılışını mı buraya yazayım diyecek olursanız elimde bulundurduğum, sahip olduğum öğretmen kitabından orada kaydedilen bilgiden hareketle söylüyorum. Burada üç çizgi çekilmiş olsa da efendim kitabı hazırlayan heyetimiz, ilmi heyet, burada hemzenin dal ve zal harflerinin başta, ortada, sonda yazılışın değil de sadece burada verilen biçimini yazmanızı istemişler. Biz de bu anlamda mutabık kalalım öğretmen kitabımıza ve şurada masumla işaret ettiğim kısımda şuraya sadece hemzeyi yazalım. O zaman şurada toplam 4 kere hemzeyi, 4 kere orta satırda dal harfini ve son satırda da 4 kez zal harfini yazmış olalım. Yazarken de burada verilen örneklere bakıp örneklerden istifade edelim. Bu sayfanın ikinci yarısına geçiyorum. Sayfa 24. Et-tedribu thalis. Alıştırma 3. Üçüncü alıştırma. Murra bi kalemike alel kelimeti. Murra bi kalemike alel kelimeti. Ne demek? Kaleminle kelimenin üzerinden git. Kaleminle kelimenin üzerinden geç anlamını taşıyan bir talimat var burada. Peki ne yapacaksın o zaman? Eline kalemini alıyorsun ve hemen ene kelimesinin, seele kelimesinin, dar, müderris ve vahid kelimelerinin üzerinden kaleminle geçiyorsun. Peki ettedribur rabi'a, dördüncü alıştırma. Dördüncü alıştırmaya geçmeden, üçüncü alıştırmada şöyle bir şey zihninize takılabilir. Hocam, yani kalemi ben hangi şekilde oynatacağım? Yani kalemi oynatma yönüm nasıl olacak? Az önce de ifade ettim programımızın giriş dakikalarında, başlangıç dakikalarında bu bölümde ifade ettim. Arapça yazı defteri diye adlandırılan bir deftere sahibiz. Bu defteri herkes için arapça.tv web sitesi üzerinden bizimle irtibat kurarak isterseniz elinize ulaştırırız. Dolayısıyla efendim bu defterde harfleri yazarken satır çizgisinin neresine yazacaksınız? Altında mı yer alacak? Üstünde mi yer alacak? Harfin kuyruğu nerede olacak? Ne bileyim işte. Yani bunun gibi bir takım dikkat edilmesi gereken hususlar bizzat Türkçe talimatlarla verilmiş, gösterilmiş. Bundan istifade edersiniz. Peki bu sayfada, yani 24. sayfada yer alan 3. alıştırma üzerinde konuştuk. 4. alıştırma üzerinde konuşacak vaktimiz kalmadı. İnşallah bu sayfada, yani sayfa 24'te yer alan 4. alıştırma üzerinde de programımızın gelecek bölümünde üzerinde dururuz. Ve sonrasında zaten 2 sayfamız kaldı. 25 ve 26. sayfaları da işlediğimiz zaman 1. üniteyi tamamlamış olacağız. Ve daha sonra 26. sayfadan sonra yeni bir üniteye, El-Vahdetü Faniye başlıklı, yani 2. ünite başlıklı üniteye geçmiş olacağız. Değerli izleyicilerim, sevgili öğrencilerim, herkes için Arapça'da bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.